Pandemi, kriz, uzaktan eğitim derken Eylül ayında yoğunluğun yaşandığı kırtasiyeler şu an sessiz bir bekleyişte. Uzaktan eğitim en çok da onları vurdu. Okulların kademeli açılacak olması bir nebze de olsa beklenti içerisine sokarken kırtasiye esnafı hareketli günler bekliyor. Eylül başında okulların açılmaması siz sektörleri nasıl etkiledi? Şimdi öncelikle açılmamış olsa da pandemi süreciyle de karşı karşıya kalmış olsak da 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının tüm camiamıza, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tabii ki bizim sektörümüzle beraber birçok sektörü de etkiledi. Bazı sektörlere faydası da oldu. Yani bu durumun ama tabii ki ciddi manada bir problemle karşı karşıyayız. Tabii ki bizim işimizi bu manada çok etkiledi. Biz birinci ayda da tabii o zaman okullar kapanınca işimiz etkilendi. Devamında zaten yaz sezonuna girdik. İşte bir umutla 9. ayı bekledik. 9. ayda da böyle bir durum süreklilik arz etti. Peki okullardaki yüz yüze eğitimli kırtasiyede hareketlilik başladı mı? Tabii şimdi kısmen de olsa ana sınıfları ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime alıştırılmasıyla alakalı şimdi yeni bir proje var. Şimdi öğrenciler haftada bir gün olmak kaydıyla okulda öğretmenleriyle buluşuyorlar. Ama tabii netice olarak bu ne kadar süreklilik arz edecek veya durum nasıl bir duruma gelir onu tam olarak kestiremiyoruz. Ama şu anda birinci sınıflar okulda bir şey var, bir pekiştirmeyle alakalı bir şu anda bir yapılan bir program var. Bir öğrencinin ortalama kırtasiye masrafı ne kadar tutuyor? 150-200 bandında olur diye düşünüyorum. Tam full olarak düşünürsek. Ama öğrencinin evinde bazı kırtasiye ürünleri vardır. O zaman rakam biraz daha aşağıya düşebilir. Orada öyle bir durum var. Çok olumsuz yönde etkiledi. Hiç memnun değiliz. Gayet üzücü bir dönem. Hiç yok denilecek kadar az. Çok büyük bir fark olmadı. Yüz yüze eğitim sağlık açısından çok iyi oldu ama kırtasiye sektörü adına hiç iyi günler geçmiyor. Ya şimdi bu ürünün kalitesine, markasına göre değişiyor. Ortalama 150 lirayla 350 lira arası değişiyor. Ufaktan bir hareketlilik var. O da sadece birinci sınıfların açılmasıyla ilgili açıklama yapılmıştı. Onunla ilgili çok ufak bir kıpırdama var. Ama genel olarak çok olumsuz etkilendik. Yani diğer sektörler gibi tabii ki olumsuz etkiledi okulların açılmaması. Yani şu anda durgun. Çok az. Yani eskisi gibi değil. Yani çok nadir. Yani bu lüksüne göre değişebiliyor da ilkokul öğrencisinin 100-150 lira arası çok fazla değişmiyor. Yani ilkokul, ortaokul aynı seviyede gidiyor. 100-150 lira arasında değişiyor.